Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size bidat ve ilmiyi anlatacağım. Bidat, Arapçada icat etmek, örneği olmaksızın yapıp ortaya koymak, inşa etmek anlamlarına gelir. Beda kökünden türeyen bidat, daha önce benzeri bulunmayıp sonradan ortaya çıkan muhteşem anlamına gelir. Beda kökünün bu sözcük manası Kur'an-ı Kerim'de iki surede geçmektedir. Bunlar Ahkaf ve Hadid sureleridir. Bidat çıkarmaya iktida, çıkaran kişiye ise muktedi denir. Bidat, biri geniş biri dar olmak üzere iki şekilde tarif edilmiştir. Geniş kapsamlı tarife göre bidat, Hazreti Peygamber'den sonra ortaya çıkan her şeydir. Bidatın sözlük anlamından hareketle yapılan bu geniş kapsamlı tarife göre dini mahiyette görülen amel ve davranışlardan başka günlük hayatla ilgili olarak sonradan ortaya çıkan yeni fikirler, uygulama ve adetler de bidat sayılmıştır. Başta İmam Şafii olmak üzere Nevevi, İzzettin bin Abdüsselam gibi bazı alimler bidatı bu şekilde kabul edenlerdendir. Bidatı bu şekilde kabul eden alimler bidatı ikiye ayırmışlardır. Yapılmasında bir mahsur bulunmayan iyi bidat, bidat-ı hasene ve yapılması yasaklanan kötü bidat, bidat-ı seyyiye diye ikiye ayırmışlardır. Kur'an'ı bir musafta toplamak, teravih namazını cemaatle kılmak, minare ve medrese inşa etmek iyi bidate, kabirlerin üzerine türbe yapmak ve bunlara mum dikmek ise kötü bidat sayılmıştır. Bidatı dar kapsamlı olarak anlayanlar ise onu Hazreti Peygamber'den sonra ortaya çıkan ve dinle ilgili olup ilave veya eksiltme özelliği taşıyan her şey diye tarif etmişlerdir. Bu görüşü benimseyenler arasında Malikilerden İmam Malik, Hanifilerden Bedreddin el-Ayni, Şafilerden İbni Hacer el-Askalani, Hanbalilerden İbni Recep'i sayabiliriz. Bunlara göre ilgisi ve dini mahiyette bulunmayan şeyler bidat sayılmaz. Bu bakımdan örf ve adet türünden olan davranışlar bidat kavramının dışında kalır. Dar kapsamlı bidat anlayışına sahip olanlar görüşlerine mesnet olarak işlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir. Sonradan ihdas edilen her şey bidattır. Her bidat delalettir. Bu hadislerin genel ifadelerini esas almışlardır. Örnek verecek olursak bir kimsenin helal olan bir şeyi kendisine yasaklaması bidat değildir. Ancak bu yasaklamayı dindarlık vesilesi sayması bidattır. Bidatların ortaya çıkması ve yaşama şansı bulması çeşitli sebeplerle açıklanabilir. İslamiyet'in kısa sürede farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip bulunan milletler arasında yayılması bu sebeplerin başında gelir. Sosyal ve kültürel yapıların bazı unsurları İslami bir kimliğe bürünerek yeni dönemde de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca İslami esas ve hükümlerden bazılarının yeni Müslümanlar tarafından yanlış anlaşılması veya eski kültür mirasının etkisiyle yanlış yorumlanması da bidatların İslam'a girişine zemin hazırlamıştır. Yabancı millet ve kültürlerle olan sürekli etkileşmeye yol açtığı, bunun sonucu olarak bazı yabancı inanç ve davranışların İslam toplumuna girdiği bir gerçektir. Burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.